Bundan önceki videoda elimizde x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir bir denklemine sahip bir hiperbol olduğunda odak uzaklığı f'in bu iki sayının karelerinin toplamlarının kare eşit olduğundan bahsetmiştik. a kare artı b karenin kare kökü. Bu videoda ise bunun neden böyle olduğunu ispatlayacağız. Bu arada bu hiperbolün kolları sağa ve sola açılan bir hiperbol olduğunun da altını çizelim. Neden diye soracak olursanız bunlar asimtot noktaları, bunlar da eksenler. X'li terim pozitif, Y'li terim de negatif. Evet, bundan ötürü. Eğer Y'li terim pozitif, X'li terim negatif olsaydı, hiperbolün kolları yukarı ve aşağıya doğru açılıyor olurdu. Ve bu videoda yapacağım ispat, bu durum için de geçerlidir. Yani bunun için x ve ylerin yerini değiştirmeniz yeterli. Evet, bunun kolları sağa ve sola doğru açılan özel bir hiperbol olduğunu unutmayın olur mu? Buna yatay hiperbol de diyebiliriz ve yatay hiperbole ek olarak düşey bir hiperbol olduğunu da aklınızdan çıkarmayın lütfen. Her neyse, şimdi tüm bu söylediklerim için bir grafik çizelim ve odak noktalarının nerede olduklarını bir hatırlayalım. Bunlar. Eksenlerimiz bu hiperbolün asimtotları artı eksi b bölü a çarpı x. Evet bu doğrular. Evet bunu çizmem gerekiyor. Bu birincisi bu da bu da diğer asimtot. Hiperbolde buna benzeyen bir şey olacak. x eksenini a virgül 0 noktasında kesecek. Bu a virgül 0 noktası. Buraya da eksi a virgül 0 diyelim. Tüm bunları bir önceki videodan hatırlayacaksınız zaten. Odak noktaları da aşağı yukarı buralarda bir yerlerde olacak. Odak uzaklığı yani a kare artı b karenin karekökü de işte bu uzaklık. Hemen yazalım. Bu nokta, f virgül 0, bu da eksi f virgül 0 olacak. Bundan önceki videoda hiperbolün tanımlarından birinin odak noktalarına uzaklıklarının farkı sabit sayı olan noktalar kümesi olduğunu öğrenmiştik. Mesela bu x virgül y noktası olsun. Bu arada bahsi geçen nokta bu denklemi sağlayan yani hiperbolün üzerindeki herhangi bir nokta. Şimdi bu uzaklığı alıp d1 olarak adlandırıyorum. Bundan diğer odak noktasına olan uzaklığı çıkardığımızda ona da d2 diyelim. Bu farkın hiperbolün neresinde olduğumuzdan bağımsız olarak sabit bir sayı olması lazım ve hiperbol bu koşulu sağlayan tüm noktalardan oluşur. Bir önceki videoda bir nokta seçip bu uzaklıkla bu uzaklığın farkı nedir diye düşünmüş ve farkın 2a'ya eşit olduğunu bulmuştuk. Yani d1 eksi d2, evet 2a'ya eşitti. Ekrandan çıkmamam lazım. d1 eksi d2 eşittir 2a. Şimdi de bunu, yani d1 eksi d2'nin 2a'ya eşit olduğunu kullanarak bunun doğru olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Öncelikle uzaklık formülünü kullanarak d1 ve d2'nin neye eşit olduklarını bir bulalım. D1 ile başlayalım. D1 bu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklık. Kullanacağım formülün Pisagor teorebinden geldiğini hatırlıyorsunuz, değil mi? X koordinatlarının farkı, yani x eksi eksi f'in karesi artı y koordinatlarının farkı, yani y eksi sıfırın karesi. Bu y'nin karesine eşit. Karekökünü alalım. Evet, bu D1. Bundan D2'yi çıkaracağız, öyle değil mi? Uzaklıkların farkını almamız gerekiyordu ve D1, D2'den büyük olduğu için D1'den D2'yi çıkarıyorum. Ama siz tersini yaparsanız mutlak değerini de alabilirsiniz. Devam edeyim. Yine karekök içinde x eksi f'in karesi artı y kare. Evet, peki bu neye eşit? 2a'ya, yani bu uzaklığa eşittir 2a. Şimdi bunu Biraz sadeleştirmeyi deneyelim. Bu terimi denklemin diğer tarafına alarak başlayacağım. Karmaşık bir ifade olduğu için umarım hata yapmamama, siz yine de gözlerinizi dört açın, tamam mı? Evet, bu. Karekök içinde x artı f'in karesi artı y kare eşittir 2a artı karekök içinde x eksi f'in karesi artı y kare. Evet, bu buna eşit. Kare köklerinden kurtulmak için iki tarafın karesini alalım. Sol tarafın karesini aldığımızda kare ile kare kök gitti. Bir bakalım, x artı f'in karesi artı y kare eşittir. Bir de sağ tarafın karesini alalım. 4 a kare artı. Bu terimin komple karesini aldığımızdan bu ikisini birbirleriyle bir de 2 ile çarpmamız gerekiyor öyle değil mi? Aslında şu an biraz binom işlemlerinin de tekrarını yapıyoruz. 2 a çarpı bu çarpı 2'den 4 a çarpı karekök içinde x eksi f'in karesi artı y kare elde ederiz. Şimdi bir de bunun karesini alalım. Kare kurtulacağız. Aynı rengi kullanmaya devam edeyim. x eksi f'in karesi artı y kare. Birbirini götürecek bazı terimler olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. İki tarafta da y kare var. Evet eşitliğin iki tarafından y kare çıkarsa geriye isterseniz bu parantezi de açalım. x kare artı 2xf artı f kare eşittir. 4a kare artı 4a çarpı karekök içinde x eksi f'nin karesi artı y kare. Bu parantezi de açıyorum. x kare eksi 2xf artı f kare. Şimdi sadeleştirmeye devam edelim. Eşitliğin iki tarafında da x kare var. Evet, iki taraftan da x kare çıkaralım. Bir de f kare var. İki taraftan f kare de çıkaralım. Burada 2xf, burada da eksi 2xf var. Bunları aynı tarafa almak için eşitliğin iki tarafına da 2xf ekleyelim. Eşitliğin iki tarafına da 2xf eklersek 4xf eşittir. Bunu bu terimi bu tarafa geçirmek için yaptım. Anlaştık mı? Eşittir 4a kare artı 4a çarpı karekök içinde x eksi f'in karesi artı y kare. Yaptığımız bu işlemlerin içinde kaybolmadan tüm bunları neden yaptığımızı bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bu noktanın iki odak noktasına olan uzaklıklarının farkının hiperbol formülüyle yani a ve b'lerle nasıl bir bağlantısı olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Peki devam ediyorum. Buradaki 4a kareyi diğer tarafa alalım. 4x f eksi 4a kare eşittir 4a çarpı karekök içinde bu parantezi de açalım. x kare eksi 2x f artı f kare artı y kare. Evet, bu parantezi açınca da bunu elde ettik. Şimdi, sadeleştirmeye devam etmek için eşitliğin iki tarafını bir de 4'e bölelim. x f eksi a kare eşittir. A çarpı karekök içinde x kare eksi 2x f artı f kare artı y kare. İki tarafın karesini alacağım. X kare f kare eksi 2a kare x f artı a üzeri 4 eşittir eşittir sağ tarafında karesini evet alalım a kare bunun karesini alınca karekökten kurtulacağız x kare eksi 2x f artı f kare artı y kare. Oh ne kadar da karmaşıklaştı öyle değil mi? Peki şimdi ne yapalım? Eşitliğin iki tarafını a kareye bölelim. Bu ifadeyi elimden geldiğince sadeleştirmeye çalışıyorum. x kare f kare bölü a kare eksi a kareler birbirini götürecek eksi 2x f artı a üzeri 4 bölü a kare A kare eder. Evet. Eşittir x kare eksi 2x f artı f kare artı y kare. Eşitliğin iki tarafında da eksi 2x f var. Hemen bunları da sadeleştirelim. Şimdi, şimdi bu x kareyi bundan çıkaracağım. X kare f kare bölü A kare eksi x kare. Buradaki y kareyi de bu tarafa almak istiyorum. Eksi y kare. Bu işin uzun sürmesini istemediğimden birkaç adımı atlıyorum ama umarım kafanızı karıştırmıyorumdur. Peki, a kareyi de bu tarafa alalım. x kareyi ve y kareyi sol tarafa. a kareyi de sağ tarafa almak için eşitliğin iki tarafından a kare çıkarıp, f kare eksi a kare, evet bunu elde ediyorum. Bu ikisini x kare parantezine alalım f kare bölü a kare eksi 1 çarpı x kare eksi y kare eşittir f kare yani odak uzaklığının karesi eksi a kare eşitliğin iki tarafını buna böleceğim. Size de tanıdık gelmeye başladı artık değil mi? f kare bölü a kare eksi 1 çarpı x kare bölü f kare eksi a kare eksi y kare bölü f kare eksi a kare eşittir 1. İki tarafı da buna böldüğüm için sağ tarafta 1 elde ettim. Anlaştık değil mi? Sadeleştirmeye devam edebilecek miyim acaba? Payı ve paydayı e, a kare ile çarparsam. Payı ve paydayı aynı sayıyla çarpmak 1 ile çarpmakla aynı şey olduğu için kesrin değeri değişmeyecek. Evet, bunu a kare ile çarpınca f kare eksi a kare paydayı a kare ile çarpınca da a kare çarpı f kare eksi a kare elde ederim. Çarpı x kareyi de unutmayalım. Eksi y kare bölü f kare eksi a kare eşittir 1. Bunlar birbirini götürecek ve en sonunda hiperbol denklemine benzeyen bir şey göreceğiz. Evet, ben de sıkılmıştım ama şimdi yeniden heyecanlanmaya başlayacağım. Evet, evet, tünelin sonundaki ışık nihayet göründü. x kare bölü a kare eksi y kare bölü f kare eksi a kare eşittir 1 ve bu denklem videonun başındaki hiperbol denklemine çok benziyor öyle değil mi? Hemen not ediyorum. x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1. Aslına bakarsanız bu da hiperbol denklemidir. Odaklara uzaklıkları farkı 2a'ya eşit olan noktalar kümesi nedir diye düşündük ve bir sürü cebirok kapazlığı yaparak bu yorucu videonun neredeyse sonuna geldik. Buraya kadar gelebildiyseniz sizinle gerçekten gurur duyduğumu bilmelisiniz. Her neyse sonuç olarak hiperbol denklemi olan bu denklemi elde ettik. Başka bir deyişle bununla bunun birbirine eşit olduklarını, evet bunu söylemeye çalışıyorum. F kare eksi a kare, yani odak uzaklığının karesi eksi a kare, eşittir b kare. İki tarafa a kare ekleyelim. F kare eşittir b kare artı a kare ya da a kare artı b kare. Buradan da odak uzaklığının karekök içinde a kare artı b kareye eşit olduğunu buluruz. Evet, videonun başında ispatlamak istediğim şeyin bu olduğunu söylemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hiperbolün odak uzaklığının bu iki paydanın karelerinin toplamlarının karekökü olduğunu bulduk. Bu hiperbol eğer düşey bir hiperbol olsaydı da geçerliydi ve eğer elimizde bir elips varsa o zaman da bu iki sayının farkının kareköküne eşit olur. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi bu yorucu videoyu burada bitiriyorum gidip bir bardak su içeceğim